Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Aslında şey için video içeriği bulamadım. Bir bakıma konu bulamadım yani. Sonra şunu fark ettim. Neredeyse 12. yarıda olmak üzereymişim. Ben de dedim ki neden bunu videoya almayayım? Nedenini buldum. Videoyu almalıymışım meğer. Neyse aldım işte. Evet, yani izlediğinize göre almışımdır. Ne diyeceğim ki? Bir şey diyeceğim şey yok. Bu arada evet, benim hala klanım yok. Belki geçen kulüpte geçen videoda görmüşsünüzdür. Bu arada ben dün şunu fark ettim. İyileştirme büyüsü vardı, iyileştirici ruh olmuş. Kötü olmuş ama ya. Yani neden iyileştirme büyüsü yerine iyileştirici ruh yapmışlar anlamadım. Sevmedim çok o özelliği. Neyse. Şu lafı çok uzatmadan 12. halinde olma challenge'a başlayalım. Videonun adını belki böyle yapabilirim. Bir yerleşelim. O ilk defa 10. seviye biri gördüm bu arenada. İlk defa belki biraz çok göreceli bir kavram olur ama. Şimdi bildiğin adamla sohbet etmedik mi ya? Böyle bir şey olunca eğlenceli oluyor. İnsanın bir neşesi yerine geliyor. Oo. O bombacı sandığımdan güçlüymüş. Prenses çok fazla vuramıyor diye hatırlıyorum. Aynen çok fazla vurmuyor. Ama fena da karakter değil ya. Karakter demişim. Kart mı dedin? Yani karakter sonuçta. Büyülü okçu da çok fazla vuramıyor. Neyse. Bir iki kere vursun başka bir şey istemiyorum. Cidden mi? Tomruk mu attı? Bekliyoruz. İksir çubuğum dolmuş benim. Peki. Ne yapacağını biraz merak ettim. Tabi orayı da korusam iyi olacak. Pekka nasılsa orayı halleder. Halletti de zaten. Şimdi orada klon var. Hayırlı olsun. Şehit verdik. Biraz kötü oldu o ya. Neyse Pekka epey bir halletti eyvallah. Ama çok kötü oldu. Hücum yapsam daha iyi olacağı benziyor. Bu oranını biraz tutar. Adam savunma yapmadı. Bu gayet iyi aslında. Çünkü kazandık. Hadi lütfen be. Ah olmayacak o iş. O zaman benim burayı savunmaktan başka çarem yok ki kaybedeceğiz sanırsam. Uzun bir süreden sonra ilk defa kaybediyorum. Evet kaybettik. Ama adam iyi oynadı şimdi. Hakkını da almamak lazım. Evet. Neyse iyi tarafı şunu kazandım. Pek sevindiğim kısmı. Oyunu çok fazla oynamıyorum zaten. O zaman ben bir kesip geliyorum. Evet. İki maçta hallettik. Bir tanesi az önce kaybettiğim için düzeltme maçıydı. Diğeri de işte normal kazanmam gereken maçtı. Evet. Ödül hazır. Ödül hazır. Şimdi ben elektro ejderhayı alacağım. Çünkü bende hiç yok. Çok güzel. Birazdan 12. yarın olmayı deneyebiliriz. Şimdi bir dakika nerede? Elektro. Aha. Yani açıkçası çok kullanmayı düşünmüyorum ama işte koleksiyonun yeni bir tane katılsın yani değil mi sonuçta?
Çünkü çok kullanabileceğim atik bir kart değil. Yani ben onun yerine minyon sürüsünü kullanırım daha iyi. Yani hatta geçmiş yani ben şu anlık çok böyle iyi bir kart gelmedikçe şey yapmayı bir düşünmüyorum. Belki işte bu. Gerçi bunu koyarsam da iksir şeyi epey bir artacak ama çok bir şey olmaz. Yani Mega Şövalye'yi bir bakıma şey için kullanabilirim diyeceğim de kim için yani. Bilemiyorum doğrusu. Neyse hadi bakalım. Belki bu final maçı olur. İnşallah yenilmezsek eğer. Oo. Keşke şimdi yanında Pekka olsaydı. Tam Pekkalık orası. 9 tane iksir harcadığı için çok çabuk dolmaz ama o. Silahşörlere tek atan mini Pekka'mız var. Bir de minyon sürüsüyle hallettik. Güzel. Oo, tamamdır. Pekka'yı attı. Pekka'yı attı. Benim Pekka'ya daha çok var ama kötü tarafı o. Mecbur bunu halledeceğiz. İnşallah biraz oyalayabilir onu. Gerçi Pekka tek atabilecek güce sahip ama. En azından iki attı. He. Benim şu an Pekka'yı biriktirecek zamanım yok. Bir dahaki sefer artık. Neyse Pekka'nın canı şu an çok az. Haydut da tek başına alamaz bir kuleyi. Tamamdır. Şu anlık iyi dur kötü durumdayız. İnşallah yine yenilmeyiz. Şu an pek şey yapasım yok. Uzatasım yok. Yorgunum. Pekka için atabileceği çok bir şey olduğunu fark etmedim ama. Yani belki de uzun bir... Ya atmadığı için de olabilir. İlk başta bir şeyimiz fullensin. Hadi bakalım. Güzel bir combo kullanıyoruz şu anda. Karşı taraf hiçbir şey atmıyor. Acaba bir şey mi planlıyor? 3 silahşörü belki de planlıyordu da çoktan dolmuş olması lazımdı. Acaba karşı taraf çiğerin dışı mı oldu? Pes mi etti ne oldu? 10. seviye 10. seviye Pekka görünce pes etti herhalde. Tamam hiç atmama gerek yok zaten. Pekka 2 kuleyi eğer hiç durdurulmazsa alabilecek güçte. Pekka benim favori kartım. Ama çok fazla kullanamıyorum normal olarak. Evet sanırım olduk 12. yarına. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi be. Çok az kalmış. İyi hadi bakalım. İnşallah bu sefer olmaz. Bir klonu klonlayamazsın. Bol şans. Eskiden böyle bir arenaya çok yaklaştığın zaman o arenada o da oynatabiliyordu seni henüz olmamana rağmen. Sanırım o özellik kaldırılmış. Ya da o yapılan şey özellik demeyeyim de. Ben bu kısmı keseyim ya. Çok önemli değil yani beklememi izlemeyin. Ben yani birisi bir şey yapmadan atmıyorum da. Attı. Şimdi. Kayıt almayı unuttum sandım aldı. Anlamışım tamamdır. Oo tam istediğim şekilde geldi. Şu büyülü okçu biraz salak bir adam biliyorsunuz mu? Çünkü yani kuleye vurabilecek falan menzile sahip kulenin üstelik ona vuramadığı şekilde. Bir bakıma prensesin görevini görüyor ama niyeyse yapmıyor. Çok tuhaf olmuş o. Neyse şu an iyiyiz. Fena değiliz. Ama adam fena yani şey adam fena oynamıyor doğrusu. Tutar mı tutar inşallah bir şey atmaz yanına. Tam şöyle ortasına atmayı plan... Oo. Neyse çok önemli değil. Büyücüsü 5. seviye o epey güçsüz demek ya. Ama havaya vurabilen bir şeyim yok. Biraz oyalı onu. Benim biraz iksir biriksin. Doğrusu büyücü yapmayı şu an çok planlamıyorum. Zaten minyon sürüsü yavru ejderhayı zorla da olsa halledebiliyor. Bu okta şey var ya Prenses Kulesi denilen işte şu kuleler. O kuledeki de hiç ıskalamıyor maşallah ha. Helal olsun ne diyeyim. Oo prens. Tek başına kuleyi alabiliyor mu hatırlamıyorum o yüzden şunu koyacağım. Tamamdır orayı kurtardık. Şimdi.
Çok gereksiz attım ama olsun. İki kat iksir çok istediğim ve sevdiğim bir şeydir. Aa, iskelet ordusu varmış. Tamam. Sıkıntı yok. Şu an yeteri kadar iyi durumdayız bence. Orayı durdurmak lazım. Biraz kötüye benziyor. İskelet fıçısını boş verin. Şimdi evet. Eyvah, olmadı o. Hiç olmadı o. Çok kötü oldu hatta. Ama belki hala bir şeyler yapabiliriz. Ben oraya keşke savunma mı atsaydım. Belli de olmaz gerçi de, dur bakalım. Ani ölüme girmeyeli çok uzun zaman olmuş ya. Ciddi ciddi epey olmuş yani. Ama aldık artık yani, kurtuluşu yok. Yavru ejderha hiçbir şey yapamaz. Evet, hayırlı olsun, 12. arenaya girdik sonunda. Bu video çok uzun oldu. 15 dakika kısıtlamasından nefret ediyorum. Hayırlı olsun. Artık resmi olarak 12. arenaya geçtik. Kraliyet paketi ve iskelet ejderhaları. Goblin kafesi. Savaş şifacısı. Bu 4 kart yeni gelmiş. Gerçi Goblin kafesini biliyordum. Şunu da gördüm. Bunun da geldiğini biliyorum yani. İskelet ejderhalarıyla savaş şifacısını görmüştüm. Ama oynarken değildi. Fragmanda şunu hiç görmemiştim. Evet, bitti, hayırlı olsun. Oo, hem de bitişinde de ödül var, çok işime yarayabilecek. Ha evet, hadi bakalım. Belki son bir videoyu bitirmeden önce güzel bir şey çıkarırız. Oo, cellat açtım. Doğrusu cellatı kullanmayı epey eski zamanlarda düşünürdüm ama şu anda kullanabilir miyim bilmiyorum ya. Neyse, ben buna sonra bakarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün sizlerle beraber 12. yerine korkunç kasabaya geçtik. Yani teşekkürler. Şimdilik abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı falan işte unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.